Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkan Muhittin Böcek, 19 ilçe muhtar temsilcileriyle makamında bir araya geldi. Muhtarlar benim çalışma arkadaşım diyen Başkan Böcek, ikinci 5 yıllık dönemde de muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Atasporumuzun önemli etkinliklerinden geleneksel 18. Gökbel Yağlı Güreşleri Başkan Muhittin Böcek'in katılımıyla gerçekleşti. 700'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Antalya'da akşam aniden başlayan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar rüzgarın etkisiyle yola ve araçların üzerine devrilirken gün ısı ve tabelalar uçtu. Ekiplerimiz gece boyu süren çalışmayla cadde ve sokaklarda yıkılan ve trafiği olumsuz etkileyen ağaçları hızlı bir şekilde kaldırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antalya genelinde 100 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması başlattı. Yetkililer yağmur sularını toplayarak sel baskınlarını önleyen kanalların atılan çöpler yüzünden sık sık tıkandığını belirterek vatandaşlara çöpleri mazgallara atmamaları konusunda uyarıda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, son günlerde kamuoyunda su tarifelerinde yapılan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurt, suya %446 oranında zam gelmesinin söz konusu olmadığını, vatandaşın büyük çoğunluğunun kullandığı 20 metre küpe kadar su tarifesinde zam yapılmadığını söyledi. YKS hazırlık sürecinde düzenlediği kurslarla üniversite öğrencisi adayı gençlere destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, tercih döneminde de ücretsiz danışmanlık sağlıyor. Öğrenciler 24 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ATABEM'in üniversite destek merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmetiyle ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı veya yatağa bağımlı durumdaki vatandaşların yanında oluyor. Ocak ayından bu yana yaklaşık 12 bin vatandaş evde sağlık hizmetinden faydalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla merkez ve ilçelerde vatandaşlara aşure ikramını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara ve personele 2000 kişilik aşure ikram edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ve Lara sahillerindeki engelsiz plajları bu yılda engelli bireylerin denizle buluşma noktası oldu. Plajlardan denize daha rahat girebilen engelli bireyler Akdeniz'in serin sularının keyfini yaşıyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Şehzade Korkut Diyarı Osman Kalfalar Şenlikleri yoğun katılıma sahne oldu. Vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.